tabii, hemen mi gideceksin? Yarın git ne olursun. İstemediğim yerde durmam kızım ben. Bak bakayım bana. Şura güzel gözlerine kızım. Ağlamak yok, tamam mı? Bak bu benim 30 yıllık kalemim. Burada işe ben bununla başladım. İlk siparişleri bununla aldım. Pasta tariflerini bununla yazdım. Al bu senin. Ya usta ya. Ne yapacağız biz sensiz? Öksüz kaldık. Kızım bir derdiniz olduğunda gene bana gelin. Ölmedik ya. Ya gelirim ama ya her gün gelirsem. Gel kızım. Her gün gel. Bak bakayım başımın belası. Hala benim lafımı dinlemiyor. Bak bakayım. Benden sonra sen geçeceksin pastanenin başına. Bu önlük sana emanet evlat. Helal et. Sen olmasan bu kapıdan bile giremezdim ben. Helal olsun oğlum. Hadi ben kimselere görünmeden gideyim. Muhsin Bey artık burada çalışmıyor. Gerekli düzenlemeleri ben yapacağım. Bu da planım. İşte budur. Mila Hanım, İtalyanlarla bir Skype görüşmesi ayarlayabilir misiniz? Önemli bir haberim var. Tamam. Tamam mı artık? Satmıyorsunuz değil mi pastaneyi? Satmıyorum. Aferin sana. Teşekkürler. Merhabalar. Bu anne. Canım, alışverişe çıkmıştım, sana da uğrayayım dedim. Bil bakalım akşama ne yapacağım sana. Sarma. Git sen. Benim yapmam gereken bir şey var zaten. Thank you.
Olmuyor. Nasıl bağlandılarsa birbirine kopmuyorlar. Ağlama. Ağlamıyorum ki. Nedir son durum? Bana bak. Sen kendini top model mi zannediyorsun Luna'nın yüzü oldun diye? Daha önce adını bilen yoktu. Deniz. Maral para ve güç kazanınca ilk ne yapacak zannediyorsun? Seni kapıya koyacak. Sonra ne olacak? Bu bir başarısızlık olarak siciline yansıyacak. Magazincilerin hiçbiri seni tanımayacak. Eve kapanacaksın. Sürekli yemek yiyeceksin ve şişmanlayacaksın. Deniz ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. Yumuşak karnına bastım o kadar. İyi misin? Sence? Ay tatlım. Yani şu Alara'ya gösterdiğin şefkati çocuklara mı göstersen acaba? Deniz. Neden? Çocuklara sevgi ve şefkat yok. Tasarladığın hiçbir şeye güvenin yok. Böyle bir tasarımcının başarılı olmasını da bekleyemeyiz değil mi? Ya sen kendine gelsene bir. Ne yaptığını zannediyorsun? Size bir şey anlatmaya çalışıyorum. Hassas noktalarınıza bastım ve ikiniz de darmadağın oldunuz. Maral'a da aynısını yapacağım. Nasıl? Sarp ve Maral. İkisinin de hassas noktası aşk. Kız Muhsin'i kovdu. Bir adım ilerledik. Şimdi tek bir hataya bakar darmadağın olmaları. İkisinin de hassas noktasına basacağım. Birinden biri mutlaka hata yapacak. Bekleyin. Zafer bekleyenindir. Hoş geldin oğlum. Anneciğim bir şey mi oldu? Ne bu hali? Ustamı kovdular da bugün. Sorgusuz sualsiz tazminatını ödeyip. Bir çöp gibi attılar adamı. Maral nasıl izin verdi oğlum böyle bir şeye? Of. Maral'la alakası yok ki. Patron olacak şerefsiz kovdu ustamı. Peki kimse gidip konuşmadı mı bu patronla? Gittim. Gittim konuştum. Ama öyle keyifli, öyle mutluydu ki şerefsiz. Tabii iş halloldu ya. Geride kalanlar önemsiz onun için. Anneciğim. Ne olur üzülme. Oluyor böyle şeyler iş hayatında biliyorsun. İş hayatı mı? Normal hayatta olmuyor mu böyle şeyler? O şerefsiz de zengin değil miydi? Hı? 20.000 lirayı verip kurtulmadı mı bizden? Sen mutsuzken mutlu mesut sürdürmedin mi hayatını? Haklısın. Belki benim mutsuz olmam için her şeyi yaptı ama... ben de onun mutlu olmasına izin vermedim. Yok, gayet mutlu. Yani mutlu herhalde. Her istediği oldu ya. Asla. Seni doğurmamı istemedi, doğurdum. Buradan gitmem için de öyle kovdur. Ekmeğinle de mi oynadın senin? Seni doğurmaya kararlı olduğumu görünce tehdit etti beni. Kabul etmeyince de çalıştım, iş yerini aramış. Yani hastaneyi. Kovdular beni oradan. Sen zaten sırt çevirmiş. Kimsem yok. O da bunu biliyor tabii. Bana karşı kullanıyor. Gitmem için her şeyi yaptı. Her şeyi. Sen niye gitmedin peki? Gidecektim. Tam bindim otobüse. Ama sen engel oldun. Ben mi? İlk tekmeni attım bana. Böyle gitme anne der gibi. Anne gitme. Burada kal ve savaş. Bu adama inat, savaş dedim.
Gel. Canım benim, canım. Anneciğim. Anneciğim nereye gidiyorsun bu saatte? Sarp. Anneciğim bak ne olur. Sarp. Anne kafamı dinleyeceğim ben. Ne oldu Kartal? İnsan değil bu adam, bitti. Niye, Muhsin'i kovdurdu diye mi? O adam ağlatmakta kalmadı. Daha neler yapmış neler. Anneme bir şey yapmış. Onu ortada bıraktığı yetmemiş gibi bir de işinden attırmış. Yanlış anlama ha. Ayağına takılmasın diye, buralarda dolanmasın diye. Ondan vermiş o parayı. İyice dertlere bağlıydı bu adam ya. Ben onun için halledilmesi gereken bir sorunmuş. Annem çöp. Yetmedi. Maral'da sıra. Onu da mahvedecek. Baba, oğlum. Muhsin Usta'yı bilerek kovdurdu lan kıza. Mahvedecek onu da. Ya bu adam niye böyle yapıyor ya? Canavar değil ki bu. İyi şeyler yaptığını da gördük. Burası için. Bu mağaza için bak. Buralar için, bu reyonlar için, bu yaptırdığı reyon için, bu pastane için, bu gördüğün restoran için, buralar için oğlum. Bak! Kartal dur! Kimseye bir şey söylemiyorsunuz. Ben halledeceğim, tamam mı? Sakın kimseye bir şey söylemiyorsunuz. Ne oldu burada? Abi Sarp ortalığı dağıttı. Tahsin kimseye söylemeyin dedi ama. Alo Maral Hanım. Sanırım bir sorunumuz var. Sarp'la ilgili. Pastaneyi görmeniz gerek. Sarp mı yaptı bunu? Size geldik biz. Delirmiş gibiydi. Halit Bey'e haber verdiniz mi? Hayır. Sakın haber vermeyin kimseye. Biz çözeceğiz bunu. Siz oturun isterseniz. Biz hallederiz. Sen eşyalarımı odaya götür Boncuk. Tamam. Ya telefonum da açmıyor. Nasıl deliriz bu çocuk böyle bilmiyorum ki. Dur ya, ben Taso'yu arayıp öğreneyim. Yani Muhsin Usta gidince yıkıldı ama. Yani bu kadarı da. Daya çok şükür. Hayırdır değişiklikler filan? Pastaneyi küçültüyoruz malum. Eski şeyleri de yenileyelim dedik. Sarp nerede? Alara ile işi var da. Sarp geliyor. Sarp geliyor Deniz Hanım. Ben gelince sizin odanıza yollarım. Maral Hanım, dün geçeki olayla ilgili. Odamla konuşalım.
ilginç. Aziz, günaydın. Günaydın. Bana dün akşamki pastane görüntülerini gösterir misin? Bir sorun oldu da görüntülerde Deniz Hanım. Ben Maral Hanım'la konuşup size öyle dönsem. Maral. Aziz, senin kafan karıştı herhalde. Maral burada paspas yaparken ben perde arkasında şirketi yönetiyordum. Sen kimi kime karşı koruyorsun? Yanlış anladınız Deniz Hanım. Aziz, görüntüleri gösterecek misin yoksa Halis'le mi geleyim? Bir flash disk kağıt odama gönder. Bana zaman kaybettirme. Tamam. Maral'a hiçbir şey söylemek yok. Getirdin ya. Duydum ki sizin kantinin tostu çok meşhurmuş. Kahvaltıyı burada yaparız diye düşündüm. Ya Taso ya, okul olayı yalan benim. Ya en azından öğrenci belgesi al. Otobüse 1.10 basarsın. Öğrenci style. Hadi. İpin ucu iyice kaçtı. Kabul edilebilir bir durum mu bu Allah aşkına? Sakin. Ya. İşin ilginci ne biliyor musun? Maral her şeyi biliyormuş. Evet. Ortalığı toparlamış, olanları örtbas etmiş, sana haber vermemiş. Ama ben başından beri bunu söylüyordum. O kıza güvenmemeliydin Halis. Deniz'im, bana Maral'ı gönderebilir misin lütfen? Tabii ki. Canım. Sinirini bozmuyorsun değil mi? Vay be. Ya öğrencilik hayatı gibisi var mı be? Baksana şunlara, ne güzel serilmişler çimlere. Tost nasıl? Ketçaplı. Şahane. Senin sayende kantinci bize bedava verdi tostları. Sen okula gelmiyorsun ama bayağı seviliyorsun ha. Şeklin şekil. Özlemişlerdir tabii. Yok abi ya, o kadar çalıştım, kitap aldım, hiçbir işe yaramadı. Sanırım geçemeyeceğim bu kamu maliyesini. Kesin kaldım. Kardeş, o elindeki kitaplarla zaten geçemezsin. Zaten. Kapıyorum. Sen kimsin? O dersi 4 sene sonra verebilmiş ayaklı bir tecrübeyim. Gerçekten mi? Nasıl verdin peki? Bak şimdi. Şu köşede ilk aykırı tavsiye var. Oraya gidiyorsun. Ponçik'in selamı var diyorsun. Tamam mı? Sana bundan önceki seneler çıkmış soruları veriyor. Sen de onları çalışıyorsun ve geçiyorsun. Çok sağ ol ya. Bizim bölümde sınavımızın ilk defa görüyorum galiba. Şu dersi bir geçeyim, bir tostun da benden olsun. Finaller açıklanınca kantinde görüşelim. Kamu yönetiminde bir otoritesin. Halkımın sevimli kahramanı. Daha değil Taso. Önce diplomamı almam lazım. Okula geri mi dönüyorsun? Evet Taso, okula döneceğim. Hem de bu sefer hiçbir ders bırakmayacağım. Zor olacak ama yapacağım. Hem duble çalışacağım, hem de üniversiteli olacağım. Ay, tutma beni Taso! Ya Taso, sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. İyi ki varsın.
Bana da verir misin ipuçlarını? İki saat birden kalmışım, sen çözüyormuşsun. Abla mı? Gel ablası. Bak şimdi. Şurada ilk ay kırtasiye var. Oraya gidiyorsun, boncuğun selamı var diyorsun. Fazla Halis. Tamam Maral bir hata yapmış ama bunu kaldıramaz. Hata değil, yalan. Cezasını çekecek. Beni çağırmışsınız. Her şey yolunda mı? İmzaladığın sözleşmen. İşaret dediğim yeri oku. İş bu sözleşmede adı geçen çalışan, Luna'nın değerlerini, bütünlüğünü, kurallarını ve iş ahlakına karşı gelirse hiçbir uyarı ve tazminat almadan işten çıkarılacaktır. Bu ne? Bu ne Mara? Buna nasıl göz yumarsın? Güvenimi zedeledin. Böyle bir şeyden buranın sahibinin haberi olmamalı mı sence? Halis Bey, yani ben sizi rahatsız etmeden... Kes! Seni burada tutmanın tek yolu Sarp'ı buradan kovma. Ne? Yapamam. Yapacaksın, başka çaren yok. Sözleşmeyi okudun, yoksa sen de kovulursun. Halis Bey, haklısınız, bir hata yapmış olabilirim. Ama ben elimden geleni yaptım. Maaşından kesilecek. Yani yapılması gereken buydu. Zaten Muhsin Usta'yı kovdum, bir de Sarp'ı kovamam. Maral, hastaneyi sattım. Az önce sözleşmeyi imzaladım. Orada çalışanlar her halükarda işsiz. Ama Aslı'yı reyonlara almayı düşünüyordum. Eğer sen Sarp'ı kovmazsan Aslı da gider. Nasıl yani? Aslı'dan ne istiyorsunuz Halis Bey? Senden tek bir şey istiyorum. Bana olan sadakatini ispatlamanı. Pastane zaten satıldı. Orada çalışanlar işsiz. Eğer gözümün önünde Sarp'ı kovmazsan Aslı da gider. Canan Hanım, bir şey yapın. Üzgünüm, bu sefer ben de bir şey yapamam. Sarp çok ileri gitmiş. Yarım saat sonra kararını bildir bana. Çıkabilirsin. Saniye unutayım, ne olur. Ne söyleyecektin sen? Güzel bir şey söyleyecektin. Evet. Bak şimdi ben senin neşeni yerine getireceğim. Sana müthiş bir haberim var. Ben okula dönüyorum. Gerçekten mi? Evet. Ya Maroş ya. Ben de okula dönsem, okulu bitirsem. Belki ben de burada yükselsem. Ne bileyim, daha bir iyi bir hayatım olsa. Hı? Hak etmiyor muyum ya? Hı? Hak ediyorsun tabii ki. Ya ama biraz yardımına ihtiyacım var. Şimdi ben senin sayende kira ödemekten kurtuldum ya. Annemle konuştum. Dedim ki sana para göndereceğim. Ya nasıl sevindi bir bilsen. Meğer onun çok ihtiyacı varmış. Söyleyemiyormuş bana üzülmeyeyim diye.
Aman be, boş ver be annem dedim. Ben dedim şu okulu bitireyim, seni kraliçeler gibi yaşatacağım dedim. Ya Maroş, şimdi bu prim olayı var ya, şimdi benim iki kat daha fazla çalışmam gerekecek. Ama çalışırım yani, hiç problem değil. Ama şey sadece, hani bu şimdi finaller, vizeler falan olacak ya, onlara gidip gelmem gerekecek. O zaman sen bana izin verirsin değil mi? Hemen gidip gelirim. Ayarlarım tabii ki. Ama aşkım sen yine ağlıyorsun. Ay. Canımın içi, bir tanecik arkadaşım benim. Ben hep senin yanındayım. Canım benim, bu hayattaki en yakınımsın sen benim. Tatlı. Niye, ne oldu? Adi çağırdı beni. Boncukcuğum. Bana şoförümü bağla. Sonra sen çıkabilirsin. Anlatacağım birazdan. Dananın kuyruğu kopmak üzere. Hay Allah'ım, hadi Boncuk ya, hadi ya. Melih Bey, Sarp Bey birazdan pastaneden çıkacak. Onu takip etmenizi istiyorum. Alara Hanım sizinle gelecek. Yalnız özel bir durum. Lütfen ona göre davranın. Son gülen iyi gülermiş. Kanksın. İyi misin kanksın? Bak Maral her şeyi halletmiş. Nasıl açıklayacağım şimdi? Bulacağım bir yol. Gözüm döndü Tasu. Kızın da başına iş açtım. Gidip özür dileyeceğim, inşallah affeder. Affeder mi lan? Efendim? Sarp Bey, çok acil toplantı odasına bekleniyorsunuz. Tamam, geliyorum. Maral kesin beni bekliyor. Bu arada Sarp Maral'ın sevgilisi. Pardon? Şimdi anlaşılıyor neden örtbas etmeye çalışıyor. Pekala. Sadece kovmayacaksın. Neden kovulması gerektiğine de ikna edeceksin. Anlamadım. Onunla müdürü olarak konuş. Küçük sevgiline torpil yapmaya kalkarsan sonuçlarına katlanırsın. Gelsene, bir şey konuşmamız lazım. Biz konuşabilir miyiz Maral Hanım? Burada konuşacağız. Dün gece yaptığın şeyi herkes biliyor. Özür dilerim. Bu Muhsin Usta'nın kovulmasına bir tepkiydi galiba. Ama ne olursa olsun, ne kadar üzülürsen üzül, kızarsan kız, çalıştığın yere böyle ihanet edemezsin. Maral, biz bir konuşabilir miyiz? Konuşuyoruz zaten. Bu insanlar senin işverenin. Hayatını onların ödediği parayla kazanıyorsun. İsteyerek olmadı. Zararı daha maaşımdan kesilemem. Bir daha asla olmayacak. Niye güvenelim sana? Beni biliyorsun Maral. Yapmayacağım dedim. Yapmam.
Bu kadar ileri giden birine güvenemem. Bana. Sen. Sana güvenmemiz için tek bir sebep var. Ben... neyim vardı verdim sana zaten. Yetmez. Özel hayatımız ayrı, burası ayrı. İşleri daha da zorlaştırma. Disiplinsiz davranışların, taşkınlığın, son olarak da sana güvenen insanları hayal kırıklığına uğratman affedilemez. Yani? Yani... Luna'nın müdürü olarak buradaki işine son veriyorum. Thank you.
Biz hayal kurmayı bilmeyen bir ülkenin çocuklarıyız. Tek amacımız hayatta kalmak. Ben herkesten farklıyım sanıyordum. Benim sıcak, güzel, umutlu bir hayalim var. Luna. Peki kalbim? Neden onu sayıklıyor hala? Buldun mu bunu? Buldum vallahi. Vallahi buldum. Hiç aşık oldun mu dedim. Oldum dedim. Hem de çok fena. Artık güneş dünyanın etrafında değil bizim etrafımızda. Sana niye sordu ya? İşte biz şeyiz diye. Neyiz? İşte pastaneden şey yapıyoruz diye. Ne yapıyoruz biz? Tamam ben. Benim gitmem gerek. Konuşmak istedim. Sevgilim değil misin? Allah'ım ben bu kızı hak edecek. Ne yaptım? Ne yaptım? Değil beni kimseyi dinleme. Hayalinin peşinden git sevgilim. Beraber gidelim. Alayına gidelim. Çünkü sen söyledin bana sevdiğini. Ama beni bilmiyorsun sen. Ben seni vatanda vazgeçecek gibi değil. Düştüğünde terk edecek gibi değil. Bugün elimi tuttun ya benim. Elini asla bırakmayacak gibi seviyorum ben seni. Mutlu olduğumuz bir sürü an olabilir. Ama ait olduğumuz tek bir yer var. İstifa ediyorum. Taso. Sarp nerede? Siyah spor kulübünde. Sorun var. Çok basit. Niçin yaşıyoruz bu hayatta? İş mi? Başarı mı? Aşk mı? Thank you.
böyle olmaz Asi çocuk. Öfkeli senin bu hissettiğin. Sen ilk kez birini acıttın kalbini, o da senin canını yaktı, ihanet etti seni. Sen seni kimse anlamıyor sanıyorsun ama ben anlıyorum. Hayatta en çok ne ister bir insan? Ben bir mucize istedim. Oysa kimi mucizeler aşkı kurban isterler.